Şiirine Merhaba Yeşil ismini vermiş Bedri Rahmi Eyboğlu. Şairin yeşili selamlaması çok manidardır. Selam bizim kültürümüzde doğa ve selametin simgesidir. Bursa'ya gelen yeşile gönül verir elbet. İster istemez yeşilde huzur bulur ve yeşili tefekkür etmeye başlar. Zamanın hızlı akışına rağmen yeşil ığıl ığıl akar buradan gelip geçene. Yeşil semtine adını veren külliye 1414-1419 yılları arasında Sultan Çelebi Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Cami, türbe, medrese, hamam ve imaretten oluşan yeşil külliyesi tüm ihtişamıyla tarihte fetret devrinin sona ererek Osmanlı Devleti'nin yeniden ve daha güçlü bir şekilde doğuşunun ispatı gibidir. Bu dirilişin ardından Osmanlı hem devlet yönetiminde hem bilimde ve sanatta yeryüzünün önemli bir coğrafyasının hakimi olmuştur. Yeşil Cami bu hakimiyetin kutup yıldızıdır. Muştucusudur. Külliyenin geniş bahçesinde ağaçların arasında yürürken geçmiş zamanların huzuru ruhunuza işlemeye başlıyor. Bursa Ovası'nı seyreden tepenin üzerinde yükselen cami Sultan Çelebi Mehmet'in vefatı nedeniyle 2. Murat devrinde tamamlanmış. Yeşil Cami, kapısının ve pencerelerinin etrafındaki mermer oymacılığıyla da ayrı bir şaheser. Thank you.
Aynı zamanda hükümet konağı olarak inşa edilmiş yapı, ters T plan şemasına sahip ve üzeri iki kubbe ile örtülmüş. Kronolojik sıraya göre bu plandaki yapıların Orhan Gazi Camii ile Yıldırım Camii'nden sonra üçüncüsü. Cami, mimari özellikleri yanında erken Osmanlı Çin'i sanatının karakteristik eserlerinden olan süslemeleriyle de büyük bir öneme sahip. Bu yapıda renkli sır tekniği kullanılmış. Turkuaz, mavi, yeşil çiniler mekana inanılmaz bir serinlik, huzur ve derinlik veriyor. Özellikle iç mekanda eyvanlar, müezzin mahfilleri, hünkâr mahfili, taphaneler, şahnişinler ve mihrap çini süslemenin yoğun olarak kullanıldığı bölümler. Bunlar arasında bütünüyle çiniyle kaplanmış mihrap, zengin süslemeleriyle dikkat çekiyor. Sol yandaki eyvana çıkarak yerle bir olan pencerelerinden birinin içine oturduğunuzda zaman adeta duruyor ve kulağınıza Tanpınar'ın dizeleri geliyor. Duyduk bir musiki gibi zamandan Çinilere esinmiş Kur'an sesini. Thank you.
Hocam buyurun. Evet, içinde bulunduğumuz cami Yeşil Cami. Ben caminin müezzini, ismim Recep Uyar. Yeşil Cami adını 600 yıllık Yeşil Cami adına özel olarak imal edilmiş İznik'de üretilen zümrüt yeşili Çinlilerden alıyor. Yeşil Cami 5 kompleks, 5 külliye. Ortada Yeşil Cami, batı tarafında Yeşil Medrese, Yeşil Hamamı, doğu tarafında Yeşil Aş Evi, güneyde Yeşil Türbe, Yeşil Hamamı. Bütün bunları yaptıran Çelebi Sultan Mehmet, 1. Mehmet. Fatih Sultan Mehmet'in dedesi, Yıldırım'ın oğlu, 5. Padişah, 1413 ile 19 yılında yapılmış. Caminin mimarı Hacı İvaz Paşa. Caminin yapılış şekli ters tel planlı camilerden. Bunlara kanatlı cami deniyor. Misafirhaneler var, eyvan dediğimiz yüksekçe odalar var. Üst katta yine hünkâr mahfili var. Ve caminin mihrabı, kapıları, minberi ve mermer işleriyle meşhur bir camidir. Selçuklu Osmanlı karışımı bir mimariye sahip Yeşil Cami. Yeşil Cami çok muazzam bir yapıya sahip. Çünkü Çelebi Sultan Mehmet fetret döneminden sonra padişah olduğu için bu Yeşil Cami ve Yeşil Türbe adeta Osmanlı'nın yeniden ayağa kalkmasını sembolize eder. Zaten Çelebi Sultan Mehmet'in de bir sıfatı vardır. Müceddidi devlet denir kendisine. Yani Osmanlı'nın ikinci kurucusudur. Allah kendisine rahmet eylesin. Teşekkür ederiz. Yeşil Türbe. İki tarafta yer alan koyu yeşil serviler arasında yükselen turkuaz tini kaplı türbe, yüzyıllardır Bursa'nın sembolü olmuş. Çelebi Mehmet tarafından 1421 yılında yaptırılan türbe, 8 köşeli bir yapı olup, dıştan yüksek kasnağı, sivri kubbesiyle karakteristik bir üsluba sahip. Türbe, çeşitli renk ve motiflerdeki çiniler ile bezenmiştir. Çiniler kabartma ve sır tekniğinin en güzel örneklerinden. Çelebi Mehmet'in çiniler ile bezenmiş sandukası 8 köşeli, üzeri çini kaplı bir mermer kaide üzerine yerleştirilmiştir.
caminin güneybatısında ve yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunan medreseye cami yanında yer alması sebebiyle Yeşil adı da verilmiştir. Sultaniye Medresesi olarak da bilinen ve 1419'da tamamlanan medrese bugün Türk İslam Eserleri Müzesi olarak ziyaret edilebilmektedir.